Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. بقرة سورة 260 آيات. أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. الله تعالى جاءتك وأوشند إبراهيم أي رب من جاء أولوكلارنى قنداي تيرلتيرشليغيني كورساتكين деп دعا кылды. Allah aytdi ki, evelem tu'min, işenmediyim mi? Kale, bela. İbrahim aytdi ki, bu mesem ki, elbette işendim. Lekin, kalbim mutmain buluştu güçün sonra yaptım. Allah dedi ki, kuşlardan törttesini algın. Ve ularını aldığınca perçelegin. Kin, her bir tağın üstüge ulardan bir bölüm parça koyun. Keyin ularını çakırgın, hammasi senge şaşırgan ve tez buygan halette kelişedi. Ve Allah Teala aziz hakimliğini bilip koyun. Süyüteyt yaptılar ki, ve vazkur izgale İbrahimu. Ve esnegin. Yukarıda hep köp geldi. İz kegenden keyin uning omili uzkur bo'ladi. Ve esle, tarixda yana bir voqea bo'lgan edi. İz qala İbrahim Rabbi arini kayfa tuhyil mauta. O'shanda İbrahim aytdi ki, ey Rabbim, menga o'liklarni qanday tiriltirishligini ko'rsatgin dedi. Qala ta'ala lahu, Alloh taolo unga aytdi ki, avalam tu'min bi qudrati alal ihya'i. Tiriltirishlikka qudratimga ishonmadingmi dedi Alloh taolo. Sa'alahu ma'ilmihi bi imanihi bi zalik liyujibahu bima sa'ala fayalama sami'un. Qoradahu. Alloh taolo Ibrohim alayhissalomning bu narsaga bo'lgan iymonini bilishligi bilan birgalikda bu savolni qildi. Ya'ni ishonmadingmi deb so'radi. Nimaga? Alloh taoloning savoliga Ibrohim alayhissalom javob berishligi uchun. Ve eşitleyip durgen insanlar İbrahim Aleyhisselam'ın maksadını, gayesini bilip alıştıkları için. Yani Allah Teala cüde yakışı biledi ki İbrahim Aleyhisselam en mükemmel şekilde iman getirgenler. Allah biledi onu. Lekin eşitleyip durgen insan, eşitleyip durgenler, yani bu ayetlerge şahit bulup durgenler İbrahim Aleyhisselam doğrusu yaman gümange bağlı kalışı mümkün. İbrahim Aleyhisselam Allah Teala ölüklerini tiriltirişiye işenmeyen mikin, iman keltirmeyen mikin, degan ne doğru haletke barıp kalmasın, buzuk akidege çıkmamasın de, Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'dan sonra yaptı ve İbrahim Aleyhisselam'ın cevabını hemen eşit yaptı. Kale bele, amentu. İbrahim Aleyhisselam etti ki, bu mesem ki, iman keltirdim, işendim elbette. Velakin se'eltuke, lekin bu meseleni soradım. لِيَتْمَئِنَّ يَسْكُنَ قَلْبِي بِالْمُعَيَّنَةِ الْمَضْمُومَةِ اِلَى الْاِسْتِدْلَالِ. Kalbim mutmain buluştuğu için, kalbim sakin buluştuğu için soruyordum. İstidlal, yani delil keltirişlikini, delil keltirişlikini uzun içi yalı uçu muayyene bilen, hani köz bilen körüşlik, közüm bilen körgenimden keyin kalbim yana hem hatırcan buluştuk için sonra yaptan dedi. Kale fehuz erba'ate minet tari fesurhunne ileyk. Allah Teala dedi ki, kuşlardan törttesini alginde, ularını aldığında perçelegin. Bikesri sadi ve dammiha.
fasurhunna degandagi sot kasrali fasirhunna desam bo'ladi yoki zamma bilan fasurhunna desam bo'ladi. Ya'ni amilhunna ilayka ularni o'zingga moyil qilgin. Ya'ni oldinga olib kelgin va qatti'hunna va ularni parchalagin, keskin ya'ni vahrut lahmahunna va rishahunna va ularning go'shtini va partlarini bir-biriga aralashtirib yuborgin. Yaxshilab aralashtirgin. Summa ja'al ala kulli jabalin min jibali ardik va o'zingni yeringni tog'laridan har bir tog'ning ustiga oborib qo'ygin minhunna juz'an mana shu aralashtirilgan go'shtlar partlardan bir parcha bo'limini oborib qo'ygin. Summa da'hunna ilayka keyin ularni o'zingni oldinga huzuringa chaqirgin. Ya'tinaka sa'ya sari'an ular senga tez kelishadi. Wa'lam anna Allaha azizun la ya'jizuhu shay'un Alloh taoloning azizligini bilib qo'ygin. Hech narsa Alloh taoloni ojiz qoldira olmaydi. Hakimun fi sun'ihi va Alloh taolo butun san'atlarida, butun ishlarida hikmatli ekanligini bilib qo'ygin. Fa'khaza tawusan va nasran va ghuraban va dikan shunda Ibrohim alayhisalom tovus va zuryut va qarg'a va xurozni oldilarda va fa'ala bihinna ma zukira oyatda zikr qilingan narsalarni bularga tatbiq qildilar va amsaka ru'usahunna indahu ularning boshlarini huzurida olib qoldi va go'shtlarni tog'larga borib tarqatib keldi va da'ahunna keyin ularni chaqirdi fatatayarat alajzau ila ba'daha shunda har bir jasadning parchalari o'zining ba'siga uchib to'plana boshladi hatto takamalat hattoki jasad mukammal bo'lguniga qadar summa aqbalat ila ru'usiha keyin har bir jasad o'zining boshlariga yuzlandi Ibrohim alayhisalomning oldiga kelishdi va Ibrohim alayhisalomning qo'lidagi boshlar bor edi jasad o'zining boshi bilan birlashdi shu bilan Ibrohim alayhisalom parchalashdan oldin qanday bo'lgan bo'lsa shunday holatda yana uchib ketishdi Ibrohim alayhisalom shuni o'z ko'zlari bilan ko'rdilar. Mana yana Alloh subhanahu va taolo tarixda bo'lgan buyuk bir voqea to'g'risida xabar beryapti. Nihoyatda buyuk bir voqea. Kichkina narsa emas bu. Oddiy narsa emas. Doim aytayapmizki, bizning zamonimizda eng rivojlanganlikda da'vo qilgan dunyoviy ilmlar hammasi ojiz qoladi bu narsa oldida. Tibbiyot ham, tabiat ilmlari bo'lsin, zoologiya ilmlari bo'lsin, hammasi hayron qoladi. Ularda aqliga sig'maydigan narsa. Lekin biz aqlimizga sig'oradi. Bular Allohning qudratiga hech narsa emas, oddiy narsa bular. Yuqoridagi oyatlarga nima aloqasi bor? Bundan oldingi oyatda ham o'ldirib tiriltirish masalasi bor edi. Bu oyatda ham o'ldirib tiriltirish masalasi bor. Namrudning masalasiga kelsak, Namrud meni o'ldirib tiriltira olaman deydi. Alloh taolo qudratini ko'rsatyapti. Sen johil Allohning o'ldirib tiriltirish sifatini bilmaysan ekan sen. Allohning o'ldirib tiriltirishi mana bunday bo'ladi. Qarin to'rtta qush olinyapti, parchalanib, bo'linib, keyin jasadlari bir-biriga aralashtirilyaptida, aralashtirilgan go'sht bo'laklari har xil tog'larga borib qo'yilyapti, keyin chaqirilyapti. Aralashib ketgan partlar, go'shtlar hammasi o'zining joyiga kelyapti. Uchib kelyapti hammasi. Oldin qanday bo'lsa shunday holat tekib qolyapti yana. Allohning qudrati mana bunday. Namrud va unga ergashganlar nimani tiriltiradi? Nimaga qodir ular? Undan oldingi oyatga kelsak, ya'ni tavhid masalasi. Bu voqealar tavhidga eng katta dalildir. Qarang, payg'ambarlar ojiz. Payg'ambarlar Alloh subhanahu va taoladan mana mo'jizalar talab qilishyapti. Qudratini ko'rsat deyapti. Va Alloh subhanahu va taolo Ibrohim alayhisalomning duosini qabul qilyapti. Juda katta bir mo'jiza ko'rsatyapti. Agar biz Allohning do'sti bo'ladigan bo'lsak, Alloh taolo har qanday duoyimizni qabul qiladi, har qanday holatda bizga kifoya qiladi. Va modomiki Alloh subhanahu va taolo mana bu darajada qudratli zot ekan, biz faqatgina Allohga bog'liq bo'lishligimiz faqatgina Allohga itoat qilib, Allohgagina ibodat qilishlik kerak. Allohdan boshqa hammasini tark qilishlik kerak, yuz o'girishlik kerak.
Fakat yine Allah'tan korkusuz kerak. Allah'ın kudretini karin. Allah'tan başkaları hepsi toplansa çünkü bittesini hem kılanmıyordu. Siz bir mesela tavudu kellesini kesin de edin. Mene biz Kur'an'daki geldi. Birinci işini kıldı halas. Tatını yülgenimiz yok, göçünü tersenegenimiz yok. Başa kuşki araylaştırmadı. Yani. Fakat kellesini üzdük. Hani kellesini cahiye koyup bir yine tırıltırılar çiğdeyim. Tırıltırışan mıydı? Bunu kafir padişahlara, hükümetlere kılan mıydı? Amerika, Rus, Hamas toplansa kılan mıydı? Demek ne demek yollardan korku yapsız, ne demek yollardan tahsilen yapsız. Adli bir çimçık diyen tırıltırışan mıydı onlar? Çünkü aciz, zayıf. Peki Allah'ın kudretini kanayım. Fakat ki siz şu aciz nesneler, aciz bir mahluklar, kafirlerin sebebinden bunçalik kadir bugün büyük zattı narazık siz. Onun dinini terk siz. Dinine hizmet kımasız. Hak'tan yüzü gülsüz. Ya ki peygamberler, ferişteler, avliyalar filan mıydı ki bunu? Bazı Müslümanlar var, kafirlerden korkmuyordu. Diyor ki ruhları yasığınadı, kabirleri yasığınadı. Peki avliyalar yasığınadı. Bunlar filan mıydı ki bunu sana? Hani İbrahim Aleyhisselam talep kılı yaptı. İbrahim Aleyhisselam'ın kuludan kime yaptı ki? Allah her neseye kadir bu genzat, neme hacetimiz, neme ihtiyacımız olsa fakat yine Allah'tan sorasılık gerek. Yani bu kıssalar mükemmel bir tevhidinin kıssalarıdır. Tevhidde çüntürü yaptı bizge. Allah'ın kudretini gösterdi yaptı. İbrahim Aleyhisselam bu iltimasını kılıçlıklarını doğrusu da her hal kıssalar var. Bazı tefsirlerde geldi ki İbrahim Aleyhisselam bir günü bir su manbasının aldığına tüketi yaptırdılar. Dengiz ya ki deryanı aldığına tüketi yaptılar. Şöyle bir insan ölü bir atıştı. Bir kısmı su dişide, su uru yaptı. Bir kısmı kuruklukta. Şimdi sahilde yaptı ölü. Dengiz hayvanları hem kelebi yaptı ondan. Başka böğre, it, şuna kanka hayvanları hem kelebi yaptı. Kuşlar hem kelebi yaptı. Şimdi yani meneşe bir insanın cesedi falan her tarafı tarqab gidiyordu. Bazılarını dengiz hayvanları yiyip her tarafı gidiyordu. Yani insanın cesedini parçalara gidiyordu ki. Bazı kuşlar yiyip her tarafı uçup gidiyordu. Bazı hayvanları yiyip her tarafı tarqab gidiyordu. Demek bir insan mesela kabrige kömürse, yani kabirde kalsa, onu kaybettirilmişliği elbette asan bu gönderse. Peki yine bir insanın cesedi parçalanıp her tarafı tarkatılıyordu. Tarkat gidiyordu. Şimdi onu toplanıştığı kandayı buladı. Her tarafı tarkalıp gitti ki bu. Şimdi İbrahim Aleyhisselam etti ki ya Rabbi elbette sen kadırsan, senge asan bir kabirge kümülüp uşa kabirden kayıtta tırladığı insanı kandayı tırıltırsın. Bunu ya şimdi tırıltırsan ama şimdi kandayılığını menge körsetesem mi? Körset kendim Allah'tan soradı. Şimdi o kıssanı elbette senedi sayhmez. Bu sayh hadiste kemegen, ayette kemegen. Lekin tefsirde ulamalar zikir kıladı. Vakiyeki ayette nihayette muhakkak edildi. Lekin ayetinin zahiri ise İbrahim Aleyhisselam'ın keyfiyeti doğrusu da fakat yine kalbinin mutmain buluşluğu için sonra geldiğine haber veriyordu. İbrahim Aleyhisselam uzdaki ilim aynul yakin. Közden körügen ilim buluşluğu için talep kılıyordular. İlim var, ilmul yakin var, yakini ilim var. Lekin bu kişi közden körügen, közden körügen müşahede kılıyken ilimde talep kılıyordular. Bazı insanlar İbrahim Aleyhisselam işenmede şerh kıldı dedi. Bazı müfessirler şimdi tefsir kılıyken Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'a kıyamet doğrusu haber verdi. Ölgenden ki kayıtlatırlıştığı doğrusu haber verdi. İbrahim Aleyhisselam şunu da şerh kıldı. Değil bazı müfessirler. Bazı tefsirler de var. Bazı alimler etken şunu. Şunu geçen etti ki ya Rabbi ölüleri kendi yitirildiresen şunu bir kürsat kemiğe körü kin işine ben şerh kıl yaptan işenelme yaptan diye maksatta suratı tefsir kılacak. Peki bu batıl tefsirdir. Çünkü ölgenden ki kayıta tırışlıkça iman getirişlik farzdır.
iymonning eng asosiy 3 masalasidan bittasi hisoblanadi. Uluhiyat, nubuvat va mi'at masalasi. Uchalasi aqidadagi eng asosiy masaladir. Va bu uchala masaladagi jaholat bilmaslik ma'zurat bo'lmaydi. Bir inson bilmasdan inson Alloh taolo uni kechirmaydi. Shunchalik muhim masala bu, qayta tirilishlik masalasi. Butun payg'ambarlar qat'an keskin bir holatda bilgan masala. Endi Ibrohim alayhisalomdek fazilatli bir payg'ambar qanday qilib bundan bexabar qoladi? Qanday qilib shak qiladi, shubha qiladi? Mumkin emas. Endi ba'zilar o'zining shu botil tafsiriga payg'ambarimiz alayhisalomning bir sahih hadislari bor, shuni hujjat qilishadi. Payg'ambarimiz alayhisalom shu oyat to'g'risida aytadilarki, biz Ibrohim alayhisalomdan ko'ra shak qilishlikka haqliroqmiz deydilar. Shuni hujjat qilishadi. Mana Ibrohim alayhisalom shak qildimi? Demakki, Muhammad alayhisalom u kishidan keyin kelgan payg'ambar, Ibrohim alayhisalom buyuk bir payg'ambar edi. U kishiga shak qildimi? Muhammad alayhisalom ham shak qilyapti. Demakki, ummat ham shak qilishi mumkin deyishadi. Shu hadisda ham o'zlariga hujjat qilishadi. Lekin qarang, ba'zi islom olimlari o'zi bilmagan holatda insonlarga kufrga oyat hadisda dalil qilishyapti. Va halanki unday emas. Hadisni masalasiga kelsak, hadis sahihdir. Lekin payg'ambarimiz alayhissalom bu yerdagi shakdan maqsadlari insonning zehniga keladigan vasvasalardir. O'tgan darslarda ko'p zikr qilindi. Masalan, sahobalar kelib aytdiki, ya Rasululloh, biz aqlimizga shunday yomon narsalar kelyaptiki, shunday bir kufr gaplar kelyaptiki, biz uni gapirgandan ko'ra yonib ketganimiz afzal dedi. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, shu kayfiyatda haqiqatdan ham topdilaringizmi? Haqiqatdan ham aqllaringizga shunday yomon narsalar kelyapti-yu, sizlar shunchalik g'azablanyapsizlarmi? Deganda sahobalar ha dedi. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, bu iymonning sarihidir. Haqiqiy iymondir dedilar. Tiniq iymondir dedilar. Qarang, sahobalar payg'ambarimiz alayhissalomning shogirdlari, qancha mo'jizalarni ko'rgan. Payg'ambarimiz alayhissalomning yonida, xizmatida payg'ambarimizni darsini olyapti, lekin aqliga bu narsalar kelyapti. Bu gunoh bo'lmaydi, aqlingizga keladi yomon narsalar, kufr. Kufrning butun turlari keladi. Lekin siz uni rad qilasiz, nafrat qilasiz. Bu iymondir bu. Bu yaxshi narsa. Uni qabul qilishligi joiz emas. Aqlingizga kelgan vasvasalarni qabul qilishligingiz, rozi bo'lishligingiz, undan xursand bo'lishligingiz, ularga taslim bo'lishligingiz, bunisi kufr. Lekin yomon ko'rib turgan bo'lsangiz, demakki sizda haqiqiy iymon bor. Chunki bu qalbiy narsalar maxfiy narsadir. Zohirda hech kim bilmaydi-ku. Qalbingizda xolos, ichingizda xolos. Agar sizda iymon bo'lmasa, qalbingizga kelgan yomon narsalardan aziyatlanmaysiz. Lekin iymon borki, tashqaridagi odamlar bilmayapti, o'zingiz bilyapsiz xolos bu kamchilikni, shundan aziyatlanyapsiz, g'azablanyapsiz. Demakki, iymon bor. Bu iymonning alomati bu. Va shularni dars qilishligingiz bilan, haydashligingiz bilan juda katta savoblar yoziladi sizga. Bu gaplar esa sizdan emas, u shaytondan. Shayton sizga shunday pichirlaydi, vasvasa qiladi. Sahih hadislarda payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar, shayton sizlardan birotalarga keladi-da aytadiki, seni kim yaratdi deydi, Alloh deysiz. Yerni kim yaratdi deydi, Alloh deysiz. Osmonni kim yaratdi deydi, Alloh deysiz. So'raydi, so'rada oxiri aytadiki, Allohni kim yaratdi deydi. Qarang, oldin oddiy narsalarni so'rab, sizdan to'g'ri javoblarni oladi-da, keyin Allohni kim yaratdi deydi. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar, shayton shunday kufr narsalarni fikrlaringizga olib kelsa, darro a'udhu billahi minash shaytonir rajim deylar va amantu billahi va rusulihi. Allohga va uning rasullariga iymon keltirdim deylar. Agar shunday ham bo'lmasa, yana a'udhu billahi minash shaytonir rajim deysiz va chap tarafingizga 3 marta tupurasiz. Og'zingizdan ko'p tupurmang. Og'zingizdan tupuring, shaytonni betiga tupurgan bo'lasiz. Va u ba'zan bo'lsin, yani har kuni kuniga necha marta qilmang uni. Ba'zi insonlar bu hadisni noto'g'ri tushunib, yurganda tupurib yuradi. Nima qilyapsan siz, men shaytonni betiga tupuryapman deydi. U ham noto'g'ri. Siz haqiqiy holatda, samimiy holatda tupursiz, siz 1-2 oygacha qaytib kelmaydi u. Ya'ni bu masala oyatdagi masalalar shunga tegishli bo'lgan masalalardir.
Yani peygamberlerde hem aklıya kiler de şeytan vasıza kiler dolar diyem. Elbette Allah Teala bütün peygamberlerini katta günahlardan, küçük günahlardan saklayan. Lekin akıllarına bunu yaman asırlar gelişi mümkün. Onlara rahat kılar elbette. Hani abdi ümmet, abdi mumunlar, sahabeler rahat kılgenler, onlara rahat kılmıyordu mu? Bu şekteki, o hadisteki şekten murat meneşidir. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın aklına bunu vesveseler geliyordu mu? Biz aklımızda vesvese geliştiği elbette bu abdi nasadır diyordular. Bunca siz sıkılıp kalmayın. Yani şeytan şu taraftan gelip hücum kılıp ayetedir ki karasiyen uzayının adamlarına Müslüman gözetirsen uzaya kadar aleyhi yapılardı. Mesela Allah da sökerdi. Bakılıyorsunuz yine sökerdi. Peygamber de sökerdi. Ayetedir Kur'an hak mıkin uzu? Hakikaten ölgenekin tırlamız mıkin? Cennet var mıkin? Cehennem var mıkin? Dip soruyordu. Kabir azabı bulmasa gerek. Değildi. Siz haydi uğrasın, haydi uğrasın, yine kirli uğradı. Kim etedi ki, hala sen buna sana da fikir kılı yapsan deydi. Bunu sen yapır yapsan deydi, ben yapırma yapsan deydi. Yani böyle yaklaş deydi. İştiniz ki onu ya, kulak sandınız ki. Seni adamlar Müslüman da böyleydi, lakin sen marazsan deydi. İçin küfürüyet ola deydi. İşenmeysen deydi cennet cehennemde. Kulağın işenmeysen. Allah'a işenmeysen sen deydi. Karayın yani bu taraftan ötür hücum kılarınız sizin ya. Sen adam bulmuyorsan deydi. Kim sizi küfürge razı kılmak çıkardı. Demek ki sen kafirsen deydi. Şimdi o reski mehakkattan kafir hakemden deyiz. Çünkü işemme yapan cennet geliyiz. Şuna kılıp başladı. Küçük neden başlar? Kette yer kılardı mesela. Peygamberimiz Aleyhisselam şuna eti yaptılar. Şeytan bizi vasvese kılıyordu. Bu vasveseler ötken peygamberler giyen bugün. Bana Adam Aleyhisselam peygamber. Şu şeytanın vasvesesi ki eldendiler ki Allah Teala yemegin diyen darahtan yiyip koydular. Ayette uzadayım bu yapımızda delil var. Kur'an-ı hadiste yakışmayan müfessirlerini rad kılıyordu Kur'an. Çünkü İbrahim Aleyhisselam ne de yaptı? Erini keyfe tuhil mevte. Ölüklerini kendi tırıltırışlığını menge köstetken de yaptılar. Keyfe diye. Yani keyfiyetini sonra yaptı. Düşündünüz mü? Ölüklerini tırıltırışlığın nemeliğine köstetken de mi yaptı? Yani ölüklerini tırıltırışlığın elbette iman kildirgen ben. İşengen ben de. Lakin kendiliğini kör mahtuman yaptı. Yani keyfiyetini sonra yaptı. Bunun misali çünkü o şeydi ki bazen avamlar gelip bizden hem soruyordu. Kabir azabı hak mı diyor? Hak diyoruz. Yani kabirde günahkarlarga, kafirlarga azab buladı mı? Yanadı mı hakikaten? Kabir kısadı mı dedi? Ha deyimiz. Kendi bularken deydi. Biz ayetemiz ki bu gayet meselesi. Kendiliğini Allah bilen deyimiz. Kendiliğini biz bilmiyimiz. Gayet meselesi bu geldiği için keyfiyetini Allah'a tavşıramız deyimiz. Bu çünkü o şeydi bu. Yani bir insan gelip kabir azabını, keyfiyetini sonra geldiği kabir azabıya işenme geldiğini göstermeydi. İşendi kabir azabıya. Ve kaytenge şu kabir azabının varlığını ispat degeneye dair buladı. Mesela siz bir dostuzya tersi ki Mercedes aldım deyiz. Şimdi o adam sizi işense Mercedes'ini gösterici kendiyken deydi. Kendiyeliğini köreyeci deydi. Doğru mu? Şu Mercedes agenliğinizde işeni yaptı ki kendiyeliğini sonra yaptı sizden. Eğer işen mesele mi deydi? Yok kaçan aldın? Kendi aldın deydi. Kendiliğini köstetti miydi? Kendi aldın sen deydi. Söyledi mi? Kayıttan aldın deydi. O şey dostiz Mercedes aldın diyende kendiliğini köstetken diyeniz onu agenliğini tasdik diyeniz buladı. İbrahim Aleyhisselam hem ölüklerini kendi tırıltırışlığını köstetken diyeniz. Hani kendiliğini köstetken diyeniz mi? Demek ölüklerini tırıltırışlıkça tasdıkı var. İmanı var. Yani ayette bu zahiren geliyordu bu. Sarahaten geliyordu. Peki Allah çündürmese şümmet de beşara insan. İhtiyat buluş gerek şunun için. Bana Suyuti hem ettiler, başka müfessirler hem ettiler ki zaten o şey bazı insanlar, bazı alimler ne doğru düşünmesindir. İbrahim Aleyhisselam bir de hakiki manada şakkılı yaptı. Yani bu nesneye işenme yaptı. Diğer ne doğru vasfesine barıp kalmasın, şeytan vasfesine işenmesin deyip Allah Teala
Qala avalam tu'min. İşanmadingmi dedi. Qara. O'liklarni tiriltirishligimga iymon keltirmadingmi deyapti. Va bu aytdik, bu yerda Alloh taolo İbrahim alayhisalomning iymoni borligi yo'qligini bilmaganligidan so'rayib turgani yo'q. İbrahim alayhisalomning iymoni borligini biladi. Aniq biladi. Lekin boshqalarga bildirishlik uchun shu ba'zi mufassirlar, ba'zi olimlar noto'g'ri tushunmasin deb so'rayapti Alloh taolo. Qala bala. Mana İbrahim alayhisalom nima dedi? Rad qilyapti mana. Yo'q-e, nimaga ishonmayman? Bala degani bilasizlar rad bo'ladi. Alastu bi robbikum. Misoqda Alloh taolo sizlarni robbingiz emasmanmi deganda qalu bala. Butun insonlarki bala dedi. Bo'lmasam-chi dedi. Nimaga sen bizni robbimiz bo'lmaysan? Robbimizsan degani bu. Bu yerda ham nimaga men ishonmayman? Ishonaman deyapti. İmon keltirganman. Valakin lekin liyatma'inna qalbi. Qalbim mutmain bo'lsin deyapman dedi. Xotirjam bo'lsin deyapman dedi. Qalbim xotirjam, qarang. Hali o'sha li vasvasalar ketsin. Shayton vasvasalar qilyapti. Shularni qat'iy holatda rad qilishadigi uchun ko'zimizdan ko'rsak, aniq bo'ladi bu narsa. Payg'ambarimiz alayhisalom aytganlar: "Laysal xabaru kal muayyanati." Xabar ko'zdan ko'rgandek bo'lmaydi. Yana bir narsani eshitasiz, unchali ta'sirlanmaysiz. Ko'zdan ko'rsangiz juda yomon ta'sirlanasiz. Masalan, bir odam sizga kelib aytadi, "Dadangiz o'ldi" deydi. Masalan, biroq ta'sirlanasiz, yig'lamaysiz. Uyga borasiz, dadangizni ko'rib yig'lavorasiz. Oldin ishonmaganmi dedi, ishongani dedi. Ammo ko'zdan ko'rgandagi boshqa bo'ladi. Musa alayhisalom tur tog'i dedi, Alloh taolo xabar berdiki, "Seni qavming Bani İsrail butga ibodat qilyapti. Buzoqqa sajda qilishyapti" dedi. Alloh xabar beryapti, qarang, Alloh aytyapti. İbrahim alayhisalom bu yerda g'azabidan qo'lidagi narsalar tushib ketmadi. Eshitdi u narsani, bildi, albatta tasdiq qildi. Lekin Harun alayhisalomning oldiga kelganda, Bani İsrailning oldiga kelganda ko'rdilarki, Bani İsrail buzoqqa ibodat qilyapti. Ko'rib shunday g'azabi keldiki, qo'lidagi Tavrotning lavhalari tushib ketdi. Qani? Shunday g'azabi keldiki, Harun alayhisalomni sochidan va soqolidan ushladi. Va tortdilar o'ziga. Qanday qilib izn berding bu narsaga deb. Qani, xabar ko'zdan ko'rgandek bo'lmaydi. Ko'zdan ko'rgan boshqa. Ibrohim alayhisalomniki ham shunday bo'lyapti. Ko'zim bilan ko'ray, arini meni ko'rsatgin. Arini yana ko'zdan ko'rishdek, qalbiy ko'rishdek emas bu. Ko'zdan ko'rishlik masalasi. Abdulloh ibn Abbas radhiyallohu anhu ma bir kuni Abdulloh ibn Amrni chaqirdilar. Aytdilarki, "Kel bir ilmiy muzokara qilamiz" dedi. Qur'ondagi ummat uchun eng umidvor bo'lgan oyat qaysi deb so'radi. Shunda Abdulloh ibn Amr aytdiki, "Ya ibadiyallazina asrafu, ey o'zlariga zulm qilgan kishilar, La taqnatu Allohning marhamatidan umidsiz bo'lmanglar" degan oyatni o'qidi. Mana shu oyat Qur'ondagi eng umidvor oyatdir dedi. Chunki Alloh aytayaptiki, o'zlariga zulm qilgan qullarim, umidsiz bo'lmanglar. Alloh taolo butun gunohlarni kechiradi, o'ziga chaqiryapti dedi. Nihoyatda insonga umid beradigan bir oyat dedi. Shunda Abdulloh ibn Abbas aytdiki, "Menimcha" dedi, "undan ham umid baxsh bo'lgan oyat bor" dedi. Bundan ham ko'ra katta umid beradigan oyat bor dedi. Keyin shuni o'qidi. Baqara surasi 260-oyat. Va iz qala Ibrohim robbi arini kayfa tuhyil mauta. Qala avalam tu'min qala bala valakin liyatma'inna qalbi. O'shanda Ibrohim aytdiki, "Ey Robbim, menga o'liklarni qanday tiriltirishligini ko'rsatgin" dedi. Alloh aytdiki, "Ishonmadingmi?" Diyordu İbrahim aytdiki, "Bo'lmasam chi? Ishandim albatta, lekin qalbim mutmain bo'lsin" deyapman dedi. Mana shu oyat insonlarga eng umid baxsh bo'lgan oyatdir. Shunda sahobalar hammasi sukut qildilar, indamadi. Abdulloh ibn Abbosning so'zini rad qilmadi. Abdulloh ibn Amrning gapi ham to'g'ri. Ammo Abdulloh ibn Abbosning so'zi nihoyatda ilmiy so'zidir. Chuqur. Shuning uchun ko'pchilik tushunmaydi buni. Hali ba'zi mufassirlar shuni ham noto'g'ri tushunadi, "Ha, mana biz shart qilsak,
O'z aslida e'tiqodiy masalalarda inson shak qilsa kofir bo'ladi. Abdulloh ibn Abbos shu oyatni keltirib, mana shak qilgan odamni Alloh taolo kechiryapti. Ya'ni Ibrohimni kechirdi. Demakki, bizni ham shaklarimizni kechiradi. Ya'ni e'tiqodiy masalada shak qilgan odam kofir bo'ladi-ku. E'tiqodiy masalada shak qilgan odam namoz o'qimagandan battar, o'g'irlik qilgandan battar, zinokardan battar bo'ladi. Lekin unda sharhlashni to'g'ri emas. Biz aytib bu aqliga kelgan vasvasalar masalasidir bu. Insonning aqliga kelgan vasvasalar shayton albatta kufri narsalarni olib keladi. Ibrohim alayhissalom Alloh taolodan iymonining ziyoda bo'lishligi uchun va ko'z bilan ko'rib aynul yaqin, yaqini bir ko'z bilan ko'rilgan ilm hosil qilishligi uchun talabda bo'ldi. Alloh taolo ishonmadingmi dedi. İbrahim Aleyhisselam işandım, kalbim mutmain bozdu dedim halas diyende Allah Teala aytmadı ki işengen bu sen yeterli şu demedi. Belki İbrahim Aleyhisselam'ın duasını kabul kılıp uzun kudretini kürseti yaptı. Yani, bu nime kadarlar kıladı? Keçirgenliği kadarlar kıladı. Allah'ın merhametini kalın büyüklüğünü demek biz bilip durup uz işenemiz. Lekin aytsa ki ya Rabbi bizga vasvasalar kelyapti. Shu vasvasalarni ketkizishlik uchun bizga qudratingni ko'rsatgin desek, Alloh taolo bizga g'azab qilmayapti. Ko'rsatyapti bizga qudratini. Haligi kamchiliklarimizni kechiryapti Alloh taolo. Haqiqatan bu oyat Qur'ondagi eng umidbaxsh bo'lgan oyatdir. Eslaringizda qolsin. Baqara surasi 260-oyat. Peygamberimiz aleyhisselam ettiler. Cesette bir çişlem göç parçası var. Şu tüzelse ceset tüzeledi. Eğer büzülse ceset büzüledi. Agah böyle elbette bu kalptir dediler. Yani kalbi mesele bu. İnsanlı yakşılığı hem kalpten başlanadı, yamanlığı hem kalpten başlanadı. Bana bu ayet insanlığı bana kalbini tüzeltiyor. Ve hususen itikadi meselelerde. Her bitti insanın tüşkünlüğü, tüşkünlüğü, fikrini büzülüşlüğü, mesela din yoludan kayıt geçtiği, ilim yoludan kayıt geçtiği, din hizmetten kayıt geçtiği, hak yoludan kayıt geçtiği, Allah saklasın bazen ahl-i sünnet akidesinden kayıt geçtiği ve bazen İslam'dan, imandan çıkıp geçtiği, akılge kirliyat durgen, kalpte kirliyat durgen vasıtasalardan başlanır. Bana bu ayet ise şu meselede Allah'ın merhametini gösteriyordu. Yani, şunun için bu ayet insanlar için en ümitbahş bugün ayettir. Kim tüşkünlükke tüşken bize şu ayette okusun da Allah'ın kudretini tefekkür kılsın. İmanı ziyade bulan hani şubeler kitadı yani uzunu dini hayatı da devam etkisi uğradı. Allah sana İbrahim Aleyhisselam'ın talebini, duasını kabul kıldı ve ayetti ki emir kılıyor. Eşit belkisiyim. Fahuz erba'ata minat tayri. Kuşlardan törttesini algin dedi. Nemege törtte dedi. Bu fasıllarının her hal fikirleri var. Elbette Allah Teala törtte kuşta algin de yaptı. Törtte digerliğine hikmeti var. Tahsillerde her hal kavurlar kildirilgen. Lekin hiç karşısını biz tayin kılamayız. Kur'an hadisiye doğru ki yani makbuldur. Ve bazen bazı şimdi şerhler tahsiller ne doğru mu kaladı. Hiç alakası bulmayan fikirler zikir kılmadı. Allah Teala tört dağılıştıkça büyüdü. Bunun hikmetini Allah Teala uzu biledi. Minettayri kuşlardan dedi. Nemege kuşlardan dedi, hayvanlardan demedi. Yani kuyan, koy, içki. Kısa bulardı ki, lakin kuşlardan dedi. Bunun hem elbette katta hikmetleri var. Bunun hem Allah Teala uzu yakışı biledi. Bunda ham har xil hikmatlar zikr qilingan, ba'zi aytadiki qushlar insonga yana ham yaqin bo'lganligi uchun. Qushlar yana ham bir pokiza bo'lganligi uchun. Yoki qushlar yana ham tarqovchi bo'lganligi uchun, uchib har tarafga uchib ketib qoladi-ku, hayvonlardan ko'ra tez tarqovchi bo'ladi. Masalan, qarang, qarg'ani bizning diyorlarda yozda sovuq diyorlarga uchib ketadi. Qishda qaytib keladi. Qancha uzoq masofalarga borib kelyapti. To'g'rimi? Ve başka hikmetler edilirken Allah bilir bunun hikmetini. Ve kaysi kuşlardı Suyuti etti ki tavus, bürgüt, karga ve horaz dedi.
tafsirlarda başka fikirler ham aytilgan. Masalan, ba'zilar shu to'rttani bittasi kaptar edi deydi. Ba'zilar tuya qushning balası deydi. Ba'zilar boshqa fikrlarni ham bildirgan. Alloh biladi, chunki bu Qur'onda aytilmadi. To'rtta qushlik aytilindi, nimaligi aytilgan yo'q. Bu sahih hadisda ham kelmagan. Ya'ni Qur'on hadis bu narsaga ahamiyat bermadimi? Biz ham shunday o'z holatiga qo'yamiz. Shug'ullanmaymiz. Chunki bu masalaga kirib ketsiz, ya'ni Ibrohim alayhissalom burgut tanlabdi, tovus tanlabdi, nimaga tanlabdi deganda, shu bilan qarabsizki, tovus parastlik, burgut parastlik boshlanar ekan. Maqsad emas. Bizi maqsaddan chalg'itib qo'ymasin bu narsalar. Maqsad Allohning qudrati. O'ldirib qanday tiriltiryapti? O'liklarni qanday tiriltiryapti? Jasadni parchalangan, tutib tashlangan jasadni qanday to'playapti Alloh taolo? Vahdoniyat masalasi, tavhid masalasidir. Allohga iymon masalasi va Allohga do'st bo'lishlik masalasi, kofirlarni rad qilishlik masalasidir. Shularga diqqat qilaylik. Qushlardan to'rttasini olgin, fasurhunna ilayka. Va ularni o'zingga, ya'ni o'zingni oldingga to'plab turib, parchalagin. Qarang, fasurhunna. Sur degan kalima bilan Alloh taolo ularni ushlab kelishlik, oldiga to'plashlik, qarang, bir yerga to'playapti. Keyin ularni parchalashlik va ularni aralashtirishlik hammasini ifoda qiladigan bir kalimani keltiryapti Alloh taolo. Faqattihunna desa bo'ladi, lekin qattihuna faqatgina bo'lishlik bo'ladi. Ularni to'plashlik, bir yerga qo'yishlik, keyin parchalagandan keyin, kesgandan keyin aralashtirishlik buncha ma'noni ifoda qilmaydi. Lekin Qur'onning mo'jizasini qarang, bir kalima bilan hozirgi aytilgan butun ma'nolarni ifoda qilyapti. Qushlarni ushladi, ushlagandan keyin bir yerga to'playapti. Ilayka bir yerga turyapti Ibrohim alayhissalom, shu yerga to'playapti bu qushlarni. Va so'yyaptilar, mana kallasini kesyapti-da, keyin jasadini parchalayapti. Patlarini yulib, go'shtlarini parchalab, aralashtiryapti bir-biriga. Yaxshilab aralashtirib yubordi. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an. Keyin shu qushlardan har bir tog'ning ustiga bir parcha qo'ygin, deyapti Alloh taolo. Nechta tog' edi? Tafsirlarda ba'zi mufassirlar 4 ta tog' deydi, ba'zilar 7 ta tog' deydi. Har xil qavullar kelgan. Uni ham Qur'on aytgani yo'q bizga. Lekin bir necha tog' albatta, bitta tog' emas. Va sahih hadisda ham kelmagan. Shuning uchun tog'ning nechtaligi muhim emas. Ular tog'larga qo'yilyapti, tog'lar bir-biridan uzoq bo'ladi, bilasiz. Jabal deyapti Alloh taolo, tog'. Mana Ibrohim alayhissalom hech qanday erinmasdan, tog'lar bir-biridan uzoq bo'lishiga qaramasdan, bu aralashtirilgan go'shtlar va tartlarni bo'laklarga bo'ldilar-da, keyin Alloh taolo o'zi biladigan Ibrohim alayhissalomni qadariga yozgan shaklda nechta tog'ga olib borgan, solib bordilar. Va o'zini atrofidagi tog'lar, masalan, darro buni sufilar Ibrohim alayhissalom bu go'sht parchalarini oldida uchib dunyoning u tarafiga ketdi, keyin uchib bu tarafiga ketdi, unday emas. O'sha atrofidagi tog'lar, yaqin atrofdagi tog'larga oborib taqsim qilib keldilar. Alloh taolo buyuryapti-da, summa. Alloh taolo keyin deyapti, qarang, vaqt o'tyapti chunki. Summa da'uhunna. Keyin ularni chaqirgin deyapti. Shu tog'larga tarqatib kelgandan keyin Ibrohim alayhissalom oldingi yeriga qaytib keldilar. Ularni chaqirgin dedi, Ibrohim alayhissalom chaqirdilar. Ya'tinaka sa'ya. Bu qushlar senga sa'y qilgan holatda, shoshilgan holatda, tez bo'lgan holatda kelishadi. Nihoyatda tez kelishyapti. To'g'ri kelishyapti. Bu juda katta mo'jiza bu. Va shular, ya'ni Ibrohim alayhissalom chaqirdilar. Chaqirishlik kayfiyati to'g'risida ham har xil qavllar bor. Ya'ni Allohning oti bilan aytamanki, to'planinglar. Yo tirilinglar. Har xil kalimalar zikr qilingan, Alloh taolo xohlagan bir kalimani zikr qildilar. Albatta bismillah bo'ladi albatta. Allohning oti bilan degan narsa bor bu. Tafsirlarda Ibrohim alayhissalom kallalari qo'li dedi. Deyishadi, lekin oyatda u narsa yo'q. Va hadisda ham aytilmagan. Shuning uchun Ibrohim alayhissalom ularni kallalarini qo'lida olib qolgan bo'lishi ham mumkin. Yoki kallalarini ham tarqatib kelgan bo'lishi mumkin.
tushundingizmi? Uni ta'yin qilmaslik kerak. Agar biz kallalarni qo'lida olmagansak, bu tali kallasi uchun kelyapti degan bo'lib qoladi. Inson aqliga boshqa fikr keladiki, mamoda kallasi Ibrohim alayhisalomni oldan boshqa yerda bo'lganda nima bo'lardi ekan? Yaqarab ketardi ekan. Degan fikrlar vasvasalar keladi. Shuning uchun Qur'on va hadis bu masalani aytmadimi? Siz ham ba'zi qavullarda shunday kelgan, ya'ni Bani Isroildan Isroiliy rivoyatlarda shunday gaplar bor, ammo biz uni tayin qilmaymiz. Chunki tayin qilishligi uchun dalilimiz yo'q. Ibrohim alayhissalom ularning kallasini o'zini yonida olib qoldi yoki olib qolmadi. Ikkala suratda ham ularni chaqirdilar. Oyatni zohiri ya'ni kallalarini olib qolmaganligini ko'rsatyapti. Chunki chaqiryapti-ku. Keyin ularni chaqirgan deyapti. Ya'tinaka sa'ya ular senga keladi deyapti. Demak, u kallasi ham kelishlik kerak. Parchalangan go'shtlar har tarafdan uchib kelyapti. To'g'ri kelishyapti. Adashib ketgani yo'q. Boshqa taraflarga ketgani yo'q. Qarang, aql yo'q-ku ularda. Tirikligida ham aql yo'q edi ularda. Qushku, inson emas-ku. O'lik, lekin qarang, aqlsiz narsalar Allohning qudrati bilan to'g'ri kelishyapti. Endi musulmonlarda aql bor. Nimaga shariat yo'lida to'g'ri kelishmayapti? To'g'ilab qo'ysiz, o'ng tarafga tushib ketadi. Yana to'g'ilab qo'ysiz, chap tarafga tushib ketadi. Yana to'g'ilab qo'ysiz, orqaga qarab ketyapti. To'g'ridan boshqa yo'llarga ketib qolaveradi. Aqlsiz narsalar to'g'ri uchib kelishyapti. Ibrohim alayhissalomning oldiga ya'tinaka, senga keladilar deyapti. Sa'yan tez holatda, sa'y qilgan holatda, shoshilgan holatda. Kayfiyatsiz do'st ham har xil qavullar bor. Qur'on hadis aytmadi. Shuning uchun tayin qilmaymiz. O'sha ba'zi qavullarda parchalar uchib keldi Ibrohim alayhissalomning oldiga. Keyin har qushni suyaklari o'zi to'planyapti, go'shtlari o'zi to'planyapti, partlari o'ziga to'planyapti. Jasadlar paydo bo'ldi. Ibrohim alayhissalomning oldiga jasadlar keldi, kalla yo'q. Masalan, tovus keldi, tovusga Ibrohim alayhissalom burgutning kallasini tutdi, olmadi. Tovusni jasadiga burgut kallasini tutdi, olmadi. Tovus kallasini tutdi, keyin birlashdi keyin. Degan qavullar var. To'g'ri bo'lishi ham mumkin, noto'g'ri bo'lishi ham mumkin. Ta'yin qilmaymiz. Shu parchalar uchib keldi Ibrohim alayhissalomning oldida to'plandi. Va yana har tarafga uchib ketishdi, hech gap bo'lmagandek. Wa'lam annalloha azizul hakim. Alloh taol aziz va hakimligini bilib qo'ygin deyapti Alloh taol. Bilin va'lam deyapti, bilgin deyapti. Yuqoridagi oyatda aytganimizdek, demak, uzarga ham qola i'lam deyish mumkin ekan. Chunki Ibrohim alayhissalomga juda katta bir qudrat mo'jizani ko'rsatyapti. Uzar alayhissalomnikidan ham boshqa bir buyuk bir qudratni ko'rsatyapti va orqasidan bilgin deyapti Alloh taol. Bu muayyana ilmi bo'ldi. Alloh taol azizdir, har narsaga qodirdir, g'olibdir va butun ishlarda hikmat bor. Ya'ni hakimni nimaga keltiryapti? Siz aytasizki, Alloh taol bu darajada qodir bo'lsa, nimaga kofirlarga imkon berib qo'ygan? Nimaga musulmonlarni qarasiz qiynalib turgandek? Alloh aytayaptiki, hakimman, hikmatlar bor deyapti. Sen taslim bo'l deyapti. Aslida kofirlarning holatini shayton chiroyli ko'rsatadi xolos. Mu'minlarning holatini shayton xunuk ko'rsatadi xolos. Bo'lmasa aslida unday emas. 261-oyat. Masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin 100 habba. Vallohu yudha'ifu liman yasha. Vallohu wasi'un alim. Mollarini Allohning yo'lida infoq qiladigan kishilarning misoli 7 ta sunbul, ya'ni 7 ta boshoq chiqargan va har bir boshog'ida 100 tadan don bo'lgan bir donning misoliga o'xshaydi. Va Alloh o'zi xohlaydigan kishilarga ko'paytirib beradi. Va Alloh kengdir, vasi'a. Kengdir, alimun biluvchidir. Suyuti aytayaptilar. Masalu, ya'ni sifatu nafaqatin. Nafaqatil lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi. Allohning yo'lida mollarini infoq qiladigan kishilarning nafaqalarining misoli kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila 7 ta boshoq chiqargan bug'doyning misoliga o'xshaydi. Fi kulli sunbulatin 100 habba. Har bir boshoqda 100 ta don bor. Fa kazalika nafaqatuhum tatazaafu li sab'i 100 dha'fin. Shunday qilib mu'min kishilarning Allohga yo'lda qilgan nafaqalari 700 barobariga ko'payib ketaveradi. Vallohu yudha'ifu aksara min zalik va Alloh taolo ko'paytiradi bundan ham ko'p qilib.
لِمَنْ يَشَاءُ O'zi xohlaydigan kishilarga. وَاللَّهُ وَاسِعٌ فَضْلُهُ Allah Teala fazli kengdir. عَلِيمٌ بِمَنْ يَسْتَحِقُّ وَالْمُضَاعَفَةَ Mudaafa, yani ko'paytirishlikka kim haqliligini o'zi yaxshi biluvchidir. Mana bu oyatda infoq masalasi bo'lyapti. Fi sabilillah degandan keyin avvalo jihad keladi insonning aqliga, undan keyin ya'ni butun diniy xizmatlar. Allohning ibodati yo'lida bo'lyap turgan infoqlar. Allohga itoat qilishlik, Alloh rizosi uchun bo'lyap turgan butun amallardagi infoqlar masalasi. Va bilasizki, Qur'ondagi infoqqa targ'ib bergan eng büyük oyatlardan hisoblanadi. Bu oyatni oldingi oyatlarga nima aloqasi bor? Nima uchun Alloh taolo bir dariga infoqqa o'tdi? Alloh yo'lida infoq qilishlikka buyuryapti. Yuqorilarda ham infoqqa buyurgan edi. Lekin bu oyatdan oldingi oyatlarda tavhidni tushuntirdi Alloh taolo. Faqatgina Allohga xizmat qilinglar. Bütün narsalarni faqatgina Alloh yo'lida ishlatinglar dedi. Va din dushmanlariga, Allohning dushmanlariga qarshi bo'linglar, dushman bo'linglar. Ulardan qo'rqmanglar. Va Allohdan boshqasini yo'liga ketib qolmasin. Nafaqalaringiz. Va fidokorliklaringiz. Va undan keyin Alloh taolo 3 ta misol keltirdi tarixdan. Tarixda bo'lgan 3 ta voqea. Shu voqealarni ko'rsatib, tarixdagi mu'minlarning har qanday holatda g'olib bo'lganligi, doim Alloh taolalarni saqlaganligi va bu voqealarda Allohning qudrati ko'rinyaptimi? Alloh aytayaptiki, "Meni qudratimga ishondilaringizmi? Har narsaga qodirligimni bildilaringizmi? Har qanday holatda men sizlarni saqlayman ekanmi? Meni aytganim bo'lar ekanmi? Va so'zimda sodiq bo'lgan zotmanmi? Va'damga amal qilamanmi? Bilasizlarmi, ishondilaringizmi?" İşengen bu sefer indi Allah'ta yürüde işlet ilermanlarıyız. Şu vakiler kısalarda işitkenden kinem imanları ziyade bulmadı mı? Şundan kinem dinge hizmet kimisiler misiler? Kliler eğer imanları ziyade buyuyen bu sefer her hıl vesveseleriz gitken bu sefer akıllarızdan vesveselerizi ketkizdim ve keçirdim silerini İbn Abbas etti ki o. Bütün natori fikirlerizi keçirdim. Kafirlerden korkup dinge hizmet kimisi yürüyenleriz o. Yaşını büyüyenleriz o, dinlerizi yaşını büyüyenleriz, bunları hemen geçirdim, şimdi Allah yolunda infak kılıyorlar. Yani bu sürece vacip, farz büyüyenlerse, vazifeleriz, bu hizmeti kılıçlarız gerek ve ben sürece bunu köpeytirip veremem, ziyade kılıp veremem, dünyada ve ahirette ve Allah'ta köpeytirip veremem de vaat ediyordu bana. Bu ayetin ötken ayetleri alakası şu, demek ki Allah yolunda hiç ikkilenmezden bütün imkanatımızı sarflaştığımız gerek. Bütün imkanatımızı, topkanımızı Allah yolunda işleştiğimiz gerek. Peygamberlerge ve sahabelerge yoğuşar. Ötken bütün ulamalar ve avliyalar yoğuşar. Nefsimiz için bu mesin. Allah için bulsun. Misal kiltiri yaptı Allah Teala. Zerbul mesel kılıp kiltiri yaptı. Uzlarının mallarını Allah'ın yolunda infak kıladiganlar diye. Allah'ın yolunda da cihat ve bütün dini hizmetler ve Allah'ın rızası kastırmayaptı. Demek şeriatke muvaffuk yollarda buluşmak gerek. Bazı insanlar var. Malını sarf ediyor şeriatke hılaf. Mesela bidiyat için sarf ediyor. Kurafat için sarf ediyor. Hatta ki mağlut için. Belki 40 kıladı. 70 kıladı. Yıl kıladı. Şunu yapma uzunca Allah diyor da insan kılıyor ben diye. Yok ki bazı ondan hem cahil insanlar Navruz vakti de uzunca adamlarına tam pişirip takatadı. Navruz vakti de. Peki dervişane diyen şu baharda kıladığı adetleri var. Aşkı takatçıdı, dervişane diyen. Her hıl kılıklar köp. Ya ki adeşken taifelerine yardım verişedi. Adeşken cemaatler var. Kur'an hadiske hılap buyuyen cemaatler var. Şularına yardım verişedi. Yine sağ ümit kılışedi. Biz malımızı Allah'ta yılda sertleyip biz deyip. Ama ne doğru kılıyor. Allah Teala fi sabilillah diyor. Allah'ın yolunda diyor. Kur'an hadisiye muvaffak buluşmak gerek. Malımızı infak kılıçlığımız o ziyetmiyordu. Elbette malımız evvela halal yoldan geliş gerek ve onu Kur'an hadisiye muvaffak buluyen yerler işleştirmek gerek. Kur'an hadisiye hılap bulsa Allah Teala kabul kılmıyordu onu. Bazen Kur'an hadisiye muvaffak yer işletiler diyor. Lakin kalp büzülüp kalırdı. Riyakarlık kalırdı. Şuhret için.
Adamlar maktasın deydi. Uyan fisa bilillah emas. Uyan nafsi üçün bu kolyar. Bazılar ise dünyavi. Men şu cemaat gelir de o cemaatten menge hizmet kısın. Bu cemaatten menge falan meseleleri bilsin deydi. Uyan fisa bilillah emas. Demek fisa bilillah buluştuk için Kur'an-ı Hadis'e muvaffuk yerler buluştuk gerek ve sizi halatiz, niyetiz, etikadizden Kur'an-ı Hadis'e muvaffuk buluştuk gerek. Şunda fi sabilillah buladı. Bu mesela fi sabili şeytan bu kaladı. Uzlarının mallarını Allah'ın yolunda infak kıladı yanlar. Suyuti ne dedi? Meselü nefekati dedi. Nefekalarının misali dedi. Ne demek bu nefeka kelimesini takdir kıl yaptılar? Çünkü ayetli zahriye kalasız malını infak kıladı yan kişilerin misali danın misali yok şey diye. İnsan da danga o'xshatilyapti. Suyuti shuning uchun nafaqa kalimasini muqaddar qilyapti. Nafaqaning misoli donga o'xshaydi. Tushundingizmi? Aslida shu. Ya'ni Alloh taolo qisqartirib aytyapti. Insonning misoli donga o'xshamaydi. Bu yerda muqaddar kalima bor. Biz tushunmaganligimiz uchun Alloh taolo to'g'ridan-to'g'ri aytyapti. Allohning yo'lida qilgan nafaqamizning misoli donning misoliga o'xshaydi. Tushundingizmi? Biz o'zimiz donga o'xshamaymiz. Bizi nefakamız, Allah'ta yolda kıyan amellerimiz, hizmetlerimiz, dandı misali yoksa. Bunge elbette uzunuz ayalımızga kıyan infak, farzantlarımızga kıyan infak, atanamızga kıyan, eke ülkelerimizga kıyan, bunlarım kirkete de hemmez. Şerî mesele bu gündeki. Uzunuzga kıyan infaklarımız, ilim hasıl kılıçlığımız için, peki badanen kuvvetli buluştuğu için, sarf yapıdırken meselelerimizde mi kirkete? Çünkü bunlar hemmesi fi sabilillah. Ya ki üylenişlik için şeriat kehlap bulmayan halette sarf edilen pullarımız kırk etedi bunlar. Fisabilillah bunlar. Pullarının hemasının misali kemeseli habbetin damlin misali deyilir. Enbet et seb'a sene bile yifte başak çıkarken. Mesela buğdayının danı deyilik. Habbetun diyene mutlak dan diyene. Buğdayge kasmaz. Buğdayının danını eksiz. Çıksana mı buladı? Şu bitti damdan mesela bir paye bir ceset çıkardı da esas ki ondan yedide başaklar başaklardı bilesiler ve fi kulli sümbületin miyatu habda her bitti sümbülede her bitti başakta yüzde dan buladı. Neme buldu netice bitti daniz yedi yüzde gelenip gitti. Allah-u Teala misal gösterdi yaptı. Yani. Misal veriyordu. Adli bir misal. Tabiyette misal veriyordu. Ve tabiyette tarif veriyordu. Direkt buğday, bu ekinzor, dehqonchilik masalalariga diqqat qilishlik kerak. Alloh taolo diqqatimizni tortiyapti. Mana dehqonchilik qilgansizlar. Qilmagan bo'lsalar dehqonlardan so'ranglar. Bir dondan, bir buğdaydan 700 ta buğday hosil bo'lyapti. Allohning barakatini qarang. Alloh beryapti shuni. Sizlarda ham solih amallaringiz, Allohning yo'lida qilgan infoqlaringiz shunday bo'ladi. Allohning yo'lida shariatga muvofiq holatda siz 1 dollar bersangiz, Alloh taolo 700 dollar qilib qaytarib beradi. Hadislerde geldi bir sahabi Allah'ın yolu da işletilerde bir tüye verdi. Peygamberimiz Aleyhisselam dediler ki ahirette 700 tüye alasın dediler. Yani dünya ahirette Allah'a da köpertirip verildi. Çünkü için dünyada hem ahirette hem bayi buluş falasız hapkenizi Allah'ın yolu da işletin. Siz bana ticaret kılarsınız. Bir adam etse ki 5 dolar yine 10 dolar kılıp bir hemen ki ticaret kılarsınız. Zarar yiyen buluşu mümkün, lakin iş nihayette kefaletli, garantiyeli idiyse, kirasız çünkü darbo. Kaz bu sen topasız. Allah-u Teala 700 beraber kılıp veremen yaptı. 1 dolar verseniz 700 dolar veremen yaptı. Kâmi de bu. Bunu yine köpertirip bir orada. Ötken ayetlerde hem geldi. Bazı hadislerde 100 bin, bazılarda 200 bin, bazılarda milyon beraber. Dip aytılım da. Siz ihlasızge, muhabbetsizge bağlı. En kemede bana 700 de vada kılınıyor. Hadislerde 10 tadan etiniyor. 10 tadan kemede düşmüyordu. Şunu bilip koyayım. 10 tadan kemede düşmüyordu. Eğer şeriatke hılap bulunuz. Şeriatke hılap bulunuz. Hiç kendi itibarı yok. Kabul kümeydi Allah Ta'ala. Şimdi buğdayı okşatkenle yine bir yeri var. İmam-ı Suyuti meselüllezine yunfikune şiirge takdir kıyamısı bazılar مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ الَّذِي يَزْرَعُ حَبَّةً deydi. Bir yer mukadder kılışar. Yani
Allohning yo'lida mollarni infoq qiladigan kishilarning misoli don ekadigan kishining misoliga o'xshaydi deydi. Don ekkaningizda bitta don eksiz 700 ta chiqyaptimi? Aniqmi bu narsa? Aniq. Agar aniq bo'lmasa shuncha odam dehqonchilik qilmas edi ku. Siz Allohning yo'lidagi infoqingiz ham shunday aniq bo'lsa. O'sha ofat kelsa. Ikkalasining ham ofati bor. Dehqon endi shu bug'doyni yoki donni ekib qo'yib, o'zi chiqib katta bo'lguncha borib yon boshlab yotmaydi-ku. Mehnat qiladi, e'tibor beradi, rioya qiladi. Demak, dehqon o'sha bug'doyni ekib qanchalik parvarish qilyapti turgan bo'lsa, siz ham juda ehtiyotkor bo'lishingiz kerak. Alloh yo'liga infoq qiling va parvarish qiling uni. Va nimani eksiz, shuni o'rasiz. Ko'ring, nimani eksiz, shuni o'rasiz. Makka eksiz, makka chiqadi, bug'doy eksiz, bug'doy chiqadi. Ba'zi insonlar va ba'zi jamoatlarga yordam qiladi, men qildim, yog'ini men bilmayman, o'zlari biladi deydi. Noto'g'ri bu. Parvarish qilishingiz kerak. Siz dalaga borib bug'doy ekib qo'yma, ekib qo'ydi, nima bo'lsa bo'lsin, o'zi biladi. Demaysiz-ku. Xabar olasiz. Diqqat qilasiz. Chiqib shu hosilni to'plab olgunga qadar. Siz o'sha savobni hosil qilgunga qadar parvarish qilishingiz kerak. Qarang, bug'doyga o'xshatganligini mana bunday hikmatlari ham bor. Bo'lmasa u bug'doyni boshqalar urib ketishi mumkin. Yo hayvonlar yeb ketishi mumkin, qushlar yeb ketishi mumkin, har hasharotlar tushishi mumkin, suvsizlikdan qurib ketishi mumkin. Bularga siz diqqat qilasiz, nima qilishingiz kerak. Alloh yo'lidagi infoqlaringiz ham shunday. Berishlik bilan kifoya qilmaydi. Berib kuzatasiz, tekshirasiz, qanday ketyapti, qanday bo'lyapti. Shunda ko'payadi, Alloh taolo shunda baraka beradi. Alloh taolo yana va'da beryapti, yana targ'ib beryaptiki, "Vallohu yuto'ifu liman yasha." Alloh taolo o'zi xohlagan kishilarga yana ham ko'paytiradi. Qarang, 700 tadan ham ko'paytiraveradi Alloh taolo. Yana targ'ib beryapti, "Vallohu vasi'un." Alloh taolo kengdir, fazli keng, xazinasi keng. Siz qanchalik ixlos bilan, muhabbat bilan shariatga qanchalik muvofiqsiz, Alloh taolo undan ham ko'paytiraveradi. Ba'zi oyatlarda keladi-ku, "Bi'ori hisob." Alloh taolo ajrizni hisobsiz beradi. Farishtalar yozolmay qoladi. Allohdan so'raydi, "Ya Alloh, shu quling falon amalni qildi, qancha savob yozaylik?" Alloh taolo aytadiki, "Qilgan amalini yozinglar, uni savobini sizlar hisob kitob qila olmaysizlar" deydi. Farishtalar ham hisob kitob qila olmaydigan darajada juda ko'p savoblar beradi Alloh taolo. Alimun va Alloh taolo biluvchidir. Siz nima qilyapsiz? Nima qilmoqchisiz? Nima uchun qilyapsiz? Qaysi maqsadda qilyapsiz? Qayerga qilyapsiz? Hammasini biladi Alloh taolo. Ba'zilar bor, Allohni aldamoqchi bo'lishadi. Shularni ogohlantiryapti Alloh taolo. O'zini masalan muxlis ko'rsatadi yoki yordam qilyapti turgan yerini noto'g'riligini xuddi bilmayapti turgandek. Ya Robbi, o'zing ko'ryapsan-ki, men majburman-ku. Yoki bermayapti turganda uzrim bor-ku deydi. Vaholanki uzri yo'q. Alloh hammasini biladi. Shuning uchun sahobalarda hayotini o'rganaylik, payg'ambarlarda hayotini o'rganaylik. Ular qanday infoq qilgan bo'lsa, shunday infoq qilaylik. Hozir bizning zamonimizdagi musulmonlarga qaramanglar. Bizning zamondagi musulmonlar bu oyatlarga amal qilmayapti. Juda kamdan kam insonlar amal qilishyapti. Alloh subhanahu va taolo bizga va dunyodagi butun mu'minlarga bu oyatlarni kama haqquhu o'rganib amal qilishlik saodatini nasib qilsin. Kama haqquhu o'rganib amal qilishlik saodatini nasib qilsin. Kama haqquhu o'rganib amal qilishlik saodatini nasib qilsin. Kama haqquhu o'rganib amal qilishlik saodatini nasib qilsin.